Evet, mavi takım. Neden böyle bir şey oldu? Kaptanla başlıyoruz. Sen esnaf lokantaları geçmiş olan bir yarışmacı olarak en azından o kapamanın öyle olmayacağını, iç pilavın böyle olmayacağını. Şimdi burada en çok sana yükleneceğiz çünkü sen esnafı iyi biliyorsun. Evet, pilavda ben suçluyum zaten. Pilav da çok iyi bildiğim bir şey yani. Hani üç pilav özellikle çok iyi bildiğim bir şey ama çok iyi bilsen de olmuyor bazen yani. Bazen bodosluyorsun. Ama ben takımın çalışma prensibi olarak çok iyiydi yani. Takım güzel çalıştı. Temiz çalıştı, herkes yeri belliydi. Sadece doğru yapamadık yani. Ya, karşı takım daha iyi yaptı. Mesela gerçekten karşı takımda güzel bir neydi o? Kadın budu köfte vardı yani. Ben görünce anlamıştım. Ama sizin kadın budu köfte, kadın budu köfte değildi. Mücver. Niye müdahale? Bilmiyor yani. Şurada hadi seni geçtim. Kadın budu köfteyi bilmiyor musunuz ya nasıl olması gerektiğini? Şefim... Bir kişi de bakıp ya böyle olmaz bu demedi mi? Desek de artık geç kalmış bir durum yani. Niye geç kalmış? İlk yapılanı görseniz dersiniz. Niye geç kalmış? Nohut'u tadına bakmadı mı nohut? Şefim nohut'u ciddi manada pişirdik yani. Peki puzzle'ı yahniye ne diyecek? Onun sen kapama olmadığını ben size söyledim. Haşlama gibi dedim. O kadar puzzle'ı nasıl attırdın bu adama ya? Ya oraya müdahale etmedim şefim ya. Onur'a müdahale pek etmedim. Niye? İşin ehli şimdi yani. Yıldız. Abi şimdi bu adama işin ehli diyemezsin. Bu adam esnaf lokantası. Sen gördün mü oğlum hiç? Yok şefim hiç görmedim. Adamın en son gördüğü yer baklava dükkanı yani. Sen bu adama nasıl dersin işin ehli ona diye. Ben... O kadar da aradım Türk İstanbul'da esnaf lokantası bulamadım. Bile. Var ben sana benim belgeselim var biliyorsunuz Exxen'de. İzledim. Onlara da bakın ben size gelin vereyim 7-8 tane. Esnaf lokantalarına gidip onları desteklememiz lazım. Tabii ki de. Eski kadar da yok. Eskiden her semtte bir tane vardı. Şimdi artık o eski kadar yok o konuda. Onur haklı ona da bir sosyal mesaj olarak dikkat çekelim. Kesinlikle. İyi ki sizin gibi şeflerimiz var ki bu değerlerin ne kadar önemli olduğunu üzerine oturup zamanını harcayıp belgesel çekiyorlar. Kemerburgaz'da çok evet, iyi var. Zaman zaman yemek getirtiyoruz evet, orası buraya. Orası çok iyi. Güzel. Orası 2'de da... bitiyor zaten. Oranın da en büyük kötülüğü. Biz 12'de oraya yemeyiyoruz. Oraya gitmen gerekiyor. Nigar'a soralım. Kaptanın yemek dağıttığı kişiler sence doğru muydu? Yani Şirin'e... İşte. Şirin'e kadın budu köftem verilmeliydi. Hı. Onur'a verilmeli miydi kapama? Kerem'de patates püresi verilmesi gerekiyor mu? Bence Kerem'e verilmesi ben orada... Ama sadece patates püresi mi yanlış. Şefim? Ya aslında herkesin bildiğine göre dağıtıldı. Şirin kadın budu köfteyi ben yapmak istiyorum diye alınca... Herkes yani bir de onun dışında sahiplenen oldu galiba değil mi? Reçeteyi ben alıyorum. Et kısmını ben bakarım dedi Onur. Herkes dağıttı. Kaptan da dedi ki hani abla sen çorbayı koy o zaman diğerlerine yardım et dedi. Ben zaten Murat Can'a da yardıma gittim. Herkese kime yardıma ihtiyacı varsa fasulyeyi pişirdiler tepside tabaklamaya yardım ettim. Mümkün olduğunca hani benim basit diye ben düdüklüye koydum. Çorbamı yaptıktan sonra bittikten sonra da herkese yardım ettim yine şefim ama herkes bir şekilde işini yapıyordu yani. Hani çok da karışmak istemedim kimseye çünkü herkes almıştı reçetesini. Hani odaklanmışlardı işlerine. Yine Sencalper doğru bir dağıtım yaptı. Doğru mu anladı mı? Ya hatalar var ama yani bir dahaki oyunda bence bu hataları biz yapmayacağız. Ben buna inanıyorum. Burada benim Alper'i suçlama sebebim içlerindeki en fazla suçlama dediğim şu anlamda. Biliyor. Kaptan olmasa bile sorumluluk alması tabii gerekiyordu. Ki. Yani bu oyunda zaten Alper kaptan olmasa bile bütün takımı yönlendirebilecek. Aynı balıkta olduğu gibi. Tabii aynı balıkta balığı nasıl kurtardıysa burayı da kurtarabilecek bir kaptan olduğu için. İşte belki de kaptan yani olmadan şimdi, mı gerekiyordu? Abi ya burada ben sana söyleyeyim. Yani Muratcan biliyordur. Yani Nevzat biliyordur. Yani diğer yarışmacıları burada ben çok suçlayamam yani. Esnafla hiç alakası yok ama taze fasulyeleri falan çok iyiydi yani. Senin restoranın ne restoranıydı? Benim ev yemekleri üzerine içiyordu. Yani esnafa yani yakın evet, o zaman. Esnaf tarzıydı. Burada ne kadar liderlik aldın? Gerçi yani 3 puan kaybettiniz ama
Yani fasulyeyi, kalbura bastığı ve... Kalbura bastığı kontrol ettim. Çorbayı kontrol ettin mi? Çorbanın tadına baktım. Çorbanın bence biraz eleştiri yapıyorum sadece. Mercimeği az piştiği içindi sıkıntı. Biraz daha kaynaması lazımdı o mercimeğin. Çünkü o mercimeğin çiğ tadı geldi bana. Onun dışında da işte Hakan yanında çalışıyordu. Biraz onu yönlendirmeye çalıştım. O zaten çok konsantre bir şekilde gidiyordu. Öyle fikir alışverişi yaparak ilerledik. Ayşe, nerede öğrendin püreyi bu kadar güzel yaptın? Şefim, ben zaten evde yapıyordum o püreyi. İlk turda da biliyorsunuz çok beğenmiştiniz. Yapıyordum yani. Baharatını da Hakan arkadaşımız atmıştı. Ben de sandım çok attın dedim ama güzeldi gayet. Tadı tuzunu ayarladım, güzeldi. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Ben yapmadım, Ayşe yaptı ya. Baharatını sen ekledin ya Hakan. Sen yaptın ya. Tamam, onu yaptın da baharatını, ben bir şey yapmadım. Karabiberini sen ekledin, onu söyle. Ben burada hiçbir şey yapmadım, bilmiyor musun? Ben yaptığım zaman ben yapmamış oluyorum bunu. Hakan, ben senin yaptığını söyledim. Ben sana demiyordum. Bunu sen söyleyebiliyorsun açık yürekli. Bunu başka biri söyleyemiyor. O zaman Mavi Takım artık gerçekten yemek zamanı. Zaten sizin önünde hala bütün hafta var. O için de moral bozmana gerek yok. Tutun turuncuları. Üç, iki, bir, kaldırın kutuları. Arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu Mardin bulguru. Şimdi tabii bugünün bir özelliği var. Size iki tane bulgur verdik arkadaşlar. Bu bulgurdan, burayı çok iyi dinleyin, hikayesi olan bulgurlu yemekler istiyoruz. Ya da bildiğiniz hikayesi olan bir yemek üzerinden yürüyebilirsiniz. Zaman zaman siz bunları yapıyorsunuz zaten. Ezgi birkaç sefer yapmıştı. 45 dakikanız var. Şefim, bir tanesini kullansak oluyor değil mi? Olur. Tabii, önemli olan ne yapacağınıza göre. Köftelik bulgur ve pilavlık bulgur verdik. Biliyorsunuz Mardin bulguru coğrafi işaret alan bir bulgur türü. Bu yüzden çok önemli ve kıymetli ve tamamen tabii ki Türk malı, Mardin'den çıkıyor. Kehribar sarısı renginde, altın renginde çok güzel bir bulgur, değerli bir bulgur. Evet arkadaşlar, süre 3 dakika, süre başladı.